Allah'ın selamıyla selamlıyorum cümlenizi. Elhamdülillah bizi Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum. Bizi bu mübarek güne kavuşturduğu için. Efendim bugün Ramazan-ı Şerif'in malum haliniz, 26. günü. 26. gün 21 Haziran Çarşamba. 21 Haziran Çarşamba günü bugün Kadir günü, Kadir gecesi. İftar saatinden önce efendim e, tekrar sizlerle beraberiz. Her nerede Büyükşehir Belediyemizin Web TV stüdyolarında çektiğimiz bu yayın izleniyorsa, bir aydır, bir ay süreyle sizlerle beraber olduk elhamdülillah. Efendim, e, Yüce Allah'ın Kerim kitabı, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı ve mübarek bir gece olduğunu beyan ettiği Kadir Gecesi'ne kavuşturdu bizi ya Rabbim. Onun için ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Semadan Rabbimiz katından Cebrail aleyhisselam ile sevgili peygamberimize inmeye başladığı gün işte bugün. Cihanın nura gark olduğu rahmetin tüm yaratılmışlara yerin üstünde ve yerin altındakilere de ulaştığı sağanak sağanak indiği gün ve gece leyle kadir işte bugün. Bunun için çok hamd ediyoruz, çok şükrediyoruz. Elhamdülillah. İnananların bayramı bugün. Bu büyük lütuf ve ihsan için, bu büyük müjde, Peygamberimize Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dolayısıyla bütün inanan müminlere, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselamın biz ümmetlerine geldi. Ne mutlu bu idrak ile, bu iman ile yaşayanlara. Sevgili dostlar, değerli izleyenlerimiz, değerli kardeşlerimiz, Büyükşehir Belediye'mizin Web TV stüdyolarından devam eden yayınımız bugün akşam iftardan sonra da ortak bir yayınla Bengü Türk ve Manisa Büyükşehir Web TV'nin ortaklaşa yapmış olduğu yayınla Merkez Hatuniye Camii'nden devam edecek. Şimdiden duyurmak istiyorum. Bu Kadir Gecesi'nin efendim programından hemen sizlere kısaca bahsedeyim. İftar sonrasında inşallah iftarlarımızı açacağız e, bu akşam. İftar sonrasında da Hatuniye Camii'nde yayınlanacak olan Kadir Gecesi programında tabi bu gece sahur vaktine kadar program var, devam ediyor ama biz Bengü Türk ekranlarından ve web tv bu yayına ortak oluyoruz. Önce müezzin sala veriyor, daha sonra vaaz başlıyor. İl müftümüz Sayın... Sinan Cihan hocamız e, bazı nasihatta bulunacak Kadir Gecesi ile ilgili. Ondan sonra namaz arası var. Bu arada kısa bir ara verildikten sonra e, mevlidi şerif başlayacak camide. Bu mevlidi şerif duaya kadar devam ediyor ve dua ile son buluyor Mevlid sonrasında. Ama mevlidi şerif son bulduğu andan itibaren duadan sonra sakalı şerif ziyareti var. Sevgili peygamberimizin e, vücudundan bir e, küçük sakal e, saklanıyor tabi. Asırlardır bu intikal ediyor. O sakalı şerefi sevgili peygamberimizi ziyaret edercesine ziyaret ediyoruz efendim o saygıyla o edeple. O ziyaretten de kısa bir bölüm izleyeceksiniz. Yayınımız böylece son bulacak. Değerli dostlar ben daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Bugün çok değerli bir konuğum var. Manisamızda da müftülük yapan Başka şehirlerimizde, il ilçelerimizde de müftülük yapan çok değerli bir dostumuz var. Aynı zamanda kendisi hafız da ehli Kur'an'dır. Hafız Mehmet Erdoğan hocamızla beraber olacağız. Ben sözü ona bırakacağım. Önce hocamıza huzurunuzda hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz stüdyolarımıza. Buradan e, bizim bir aydır bizi izleyen, yayınımızı kaçırmayan, yurt içinde ve yurt dışında, Almanya'da, Avustralya'da, Amerika'da her tarafta bizi izleyen, Manisa'mızda ve ilçelerimizdeki dostlarımızla berabersiniz hocam ekranlarımız vasıtasıyla. Efendim e, sözü size bırakıyorum ama önce e, Kur'an-ı Azimüşşan'da bu geceyi bize müjdeleyen Rabbim nasıl müjdeliyor onu Kur'an diliyle sizden dinlemek isteriz. Teşekkür, ederseniz. E teşekkür ederim. Ben de bütün izleyicilerimizin Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın bayramın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah razı olsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب rabbihim min kulli amr selamun hiya hatta matla'il fajr sadakallahu alazim evet sevgili hocam Allah kabul etsin Allah razı olsun ee, Beş ayetten müteşekkil olan Kadir Suresi'nde Cenab-ı Hak bize şöyle buyuruyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirmeye başladık. Sen Kadir Gecesi'nin ne olduğunu biliyor musun? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve Cebrail Rablerinin izniyle her iş için durmadan inerler. Artık o gece tan yeri ağarıncaya kadar tam bir esenliktir. Efendim biraz şükürden, biraz zekattan ve biraz da Kadir gecesinden bahsetmesini istirham ediyorum sevgili hocamızın. Hem bize şükrü Allah'a nasıl şükretmemiz lazım? Nasıl şükreden bir kul olmamız lazım? Ve zekattan, zekat hakkında biraz doğru bilgileri hocamızdan rica edelim ve konuşmasını da Kadir gecesiyle tamamlayalım inşallah. Buyur sevgili hocam. Ben izleyicilerimize saygılar sunuyorum. Allah'ın selameti, rahmeti, bereketi üzerlerine, üzerlerimize olsun. Amin. Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede nesâd billah. Ya yuhanna su'budu rabbakumul ladhi halakakum vel ladine min qablikum le'allekum tettekun. Elladhi ceale lekumul arda firaşen ila ahiril ayah. Sadaka Allahul devam ediyor. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ Sizi ve sizden öncekileri yaratan Allah yeri sizin için bir döşek yaptı ve semâ'e binaen gökyüzünü de çatı yaptı, bina yaptı ve enzere mine semâ'i mâ'en gökten de yağmurlar indirdi ve ahrace bihi mine semerâti rizgal lekum size rızıklar verdi فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ ve وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ yani bunları bilip dururken öyle bir binada duruyoruz ki hiç efendim yayılıp yatıyoruz üzerinde. Kira yok, bir şey yok. iyi biçiyoruz. Her tarafı bereket, rahmet. Rahmet veriyor, arkadan rızıklar veriyor. Bunları bilip dururken diyor Allah'a hala eş ortak koşmayın. Yani kimin binasında oturuyoruz? Efendim kira yok, bir şey yok. Yani. Efendim mükainat sofrası herkese açık. Sabahleyin herkes kalkıyor rızkını. cenab Hak herkesin rızkını veriyor şükretmemiz lazım. Evet. Yani bunca nimetlerin yanında Cenab-ı Hakk'ı unutmamak, verdiği nimetleri şükretmek, verdiği nimetlerin değerini bilerek çok şükretmek lazım. Çok şükretmek evet, lazım şükret çünkü. Hazretler-i Radiyallah şük şükürle nimeti bağlayın diyor. Şükür arttıkça nimet artar. Şükür arttıkça nimet artar. Evet. Şöyle diyebiliriz. Mesela bir göz ameliyatı oluyoruz. Göz ameliyatını eğer başarıyla geçirdikse, doktor güzel bir ameliyat yaptıysa Doktoru methede de bitiremiyoruz. Tabii güzel bir şey. Allah razı olsun. Ama bu gözü yoktan var eden, o gözü yaratan Allah'ı, yani bir doktoru yani methettiğimiz kadar etmiyoruz. Etmemiz lazım yani. Onu gökten, yoktan var eden Allah'a şükretmemiz ya, lazım. Evet. Mevlana öyle diyor. Ee, i̇nsanlar Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlerin değerini bilmiyor. Neden bilmiyor? Bedava. Çünkü elimizi parayla mı aldık? Gözümüzü parayla mı aldık? Böbreklerimizi, kalbimizi parayla mı? Hepsi Para hediye. vermediği şeyin değerini bilmez diyor. Evet. Değerli şey, efendim insanlar yanında değer şey Hintli diyor. Hatta Türkler diyor yani. E, verdiği, para vermediği şeyin değerini bilmez. Çünkü bu azaların, uzuvların, uzuvların hiçbirine biz para vermedik. Azamızı parasız verdi Cenab-ı Hak. Para vermediğimiz için diyor, insan parasız aldığı şeyin değerini bilmez. Yani en azından... E, bir elimizi düşünelim. Elimiz böyle dik olabilirdi. Nereye sığardık? Şu parmağımız bile biri bükülmese cebimize girmez. Yani. Efendim kaşımızın, gözümüzün üzerindeki kaş olmasa gelen ter içeriye efendim huzurumuz kaçar. Veya Allah korusun gözümüz tepemizde olsa. Yani şunlar birer nimet Allah'a şükretmemizin gerektiğini bize haber veriyor. Başka bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak. Ya eyyühellezine amenü külü min tayyibati ma razaknakum veşkuru lillah. Allah'ın ey iman edenler diyor. Allah'ın verdiği rızıkların en iyilerinden, temizlerinden, güzellerinden yiyin. Evvela yiyin diyor bak. Veşkuru lillah. Ye bir gör, arkadan da şükret. şükret. E, ee, bizde yeme var, şükür yoksa Cenab-ı Hak bundan razı olmaz. İn kütüm iyyahu tabudin. Eğer ona ibadet ediyorsanız evvela nimetlerden güzelce yiyin. Yediğiniz nimetlerden sonra Allah'a şükredin. Yani nimetleri düşün. Birbirimize bir çaya teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlerin bir çay kadar değeri yok mu diye düşünmeliyiz. Sabahleyin çoluk çocuğumuzla sıhhatteysek, hepsi sağsa, afiyettelerse, yani Rabbimize şükret. Yani her an için, her nefes için şükretmemiz lazım. Evet. Bir nefes darlığı çekenlere bir sor. Neler yani, çekiyorlar? Yani. Veya prostat hastalarına sor. Efendim bugün hapishaneleri, efendim cezaevlerini, hastahaneleri bir ziyaret edelim. Onların halini görünce ne kadar bol nimet içinde olduğumuzu gör görmemiz lazım. Ve Cenab-ı Hakk'a da şükretmemiz gerekiyor. Elhamdülillah. Hatem-i Esam el diyor ki, Gençliğin kıymetini ihtiyarlar bilir diyor. Bak şu anda e, her şeyimizi rahat yapabiliyoruz elhamdülillah. Bir sıkıntımız yok. Gençliğin kıymetini ihtiyarlar bilir. Huzurun kıymetini huzursuzlar bilir. Sıhhatin kıymetini hastalar bilir. O hastalara sabah namazı, sabah olmuyor. Geceleri sabaha Olmaz, kadar inliyor. Rahat akşamdan yatıp, hamdolsun e, rahatlıkla kalkabiliyorsak ya. bunun değerini bilmek lazım. Hayatın kıymetini de ölüler bilir. Allah Allah. Ama işten geçmiş oluyor. İşten geçmiş oluyor. Şair diyor ki, hayattan çok şikayetçi olma. Mezarlığa bir git gör, e yaşamak gene güzeldir diyor. Yani bugün mesela <laughs> kabirdeki insanlara bir imkan olsa, sorma imkanımız olsa, gitsek ey kabir ehli bir isteğiniz var mı? Onların isteklerinin bazıları bir dakika bir dünyaya dönebilsem, kimisi işte bir saat bir dönebilsem, yani. ha ne yapacak bir dakikada? Eğer ölürken Müslüman değilse, bir dakika döndüm. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü. İşte Müslüman olarak öldü. O bir dakikanın hasretini çekiyor orada. Bir dakika zamanı, zaman ona verilmiyor. İmkan elden gidiyor. Evet. Yarım saat olan ne yapar? Evlatlarım orada ben bu işin içinden kalkamadım. Falancanın hakkını, şunun malını yemiştim. Şunları gidin bir helal öde, şey, helal, borcumu borcumu ödeyin. Evet. Ama kabirdeki insanların hasretini çektiği o bir dakika, Kabirdeki insanların hasretini çektiği o yarım saat, bir saat biz devamlı içerisindeyiz. Ama onun şükrünü bilmeden, onun değerini bilmeden vakitlerimizi böyle heba edip e, gidiyor. Öldükten sonra değerini biliyor ama onun da kıymeti olmuyor. Necip Fazıl Merhum diyor ki, Her kahkahada Rabbine şükretmiyorsun da niye üzüldüğünde şikayet ediyorsun? diyor <laughs> Evet. Değil mi? Şükretmeyeni şikayet etmeye hakkı olmaz. Bitti, bitti. Başka bir ayeti kerimede Cenab-ı Hak le in le eziden Şükreden derseniz artırırım diyor Cenab-ı Hak nimetler. Evet. Allah diyor. Allah'ın vaadi, Allah'ın garantisi bu. Le in le eziden nekum. Şükrederseniz artırırım. Ve le in kefertüm. eğer nankörlük edersin, in ederseniz inne azabi ile şedid. Azabım da şiddet. Nankörlük nedir? Kenab evet. ı Hakk'ın verdiği nimeti onun istemediği yerde kullanmamaktır. Evet. Sıhhati. Allah'ın yasak ettiği yer. Yani Allah'ın bizi görmek istemediği yerlerde görünmememiz lazım. Sevgili hocam çok güzel. Zekat konusunda da çok sualler var. Biz son gün hocamla işleyeceğimiz, sizinle işleyeceğimizi bildirdim. Zekat konusuna da isterseniz biraz geçelim. Çünkü vermeyenler var hala zekatını. Hesaplayanlar var. Tereddüt edenler var. Bir aydınlatırsanız çok sevinirim. Şükür konusunda çok güzel temas ettiniz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Son e, vermek istediğim mesaj varsa onu da alalım. Ondan sonra zekata geçelim. Bazı hükema şöyle diyor. Bunu da söylemek istedim yani. Tabii ki. Hay hay. Dört çeşit şükürle iştigal ediyoruz diyor. Dört çeşit. Bir, Allah binlerce mahlukat yaratmış. İşlerinde en mükemmel, en güzeli insan insanoğlunu, yarat, insanı yaratmış beni de insan yarattığı için Rabbime şükrediyorum ya, diyor. Ya çok çok önemli. İslam'a baktım ki diyor dinlerin en mükemmeli. Dinler içerisinde en razı olduğu Cenab-ı Hakk'ın sevdiği din İslam. Beni de Müslüman yaratmış. Elhamdülillah. Bunu düşünerek Allah'a şükrediyorum diyor. Bir de ümmetler içerisine baktığım en değerli ümmet Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti. Beni de o ümmetten yaptığı için yani, Allah'a şükürle meşgul oluyorum diyor. Değil mi? Evet e, ee, şeyden zekat biraz zekattan bahsedelim Zekata diyor geçelim mu? Çünkü, Vaktimiz ona göre. Evet yayına girmeden önce de bize e, o konuda şeyler geldi. Çok bekleyenler var, merak edenler var. Gerçi vaazlarda falan işleniyor ama sizden de dinleyelim hocam bu Şunu konuyu. Şunu da söyleyebilir miyim? Adamın biri, yani bu Muhammed bin Vasi. Bacağındaki yarayı görmüşler ona. Demişler ki sana acıyorum demişler. Bak bacağında yara var. Evet. Acın, acınacak durumum var. Yani Allah sabırlar Nitekim versin. Var mi? öyle bir şey. Kardeşimiz var evet. O da diyor ki ben diyor o yaranın gözümde çıkmadığına şükrediyorum. Allah bana. Allah. O yara gözümde de olabilir Ya diyor. gözümde çıkaydı. Ya gözümde çıkaydı diyor. Onun için yani Cenab-ı Hakk'ın verdiği her nimete şükretmemiz gerekir diye evet. düşünüyorum. Eee Madem şeye geçeceğiz, öyleyse söyleyelim. Gerçekten evet. şükür konusu günlerce konuşulabilecek değil, saatlerce çok engin bir konu şükür konusu. Hamd etmek, şükretmek Müslüman'ın birinci vazifesi yani. Bazıları diyor ki cennet nimetleri peşin değil diyor. Evet. Cennet nimetleri peşin olmadığı için insan ya hadi ileride. E, göze para mı verdik, evet. kalbe para mı verdik? Böbreklerimize para mı verdik? Evet. Cenab-ı Hakk'a şükretmemiz lazım. Daima verdiği nimetler için. Evet. Cenab-ı e, zekat konusunda da tabi Cenab-ı Hakk'ın beş emrinden biri zekat. Zekat geçici malı kalıcı yapmaktır. Zekat hmm. yani Bu, güzel geçici malı kalıcı yapmaktır. Şöyle bir misalle ...perçinleyebiliriz. Osmanlı döneminde kanuni zamanında zannediyorum. Amasya kadısı Nurettin mi? Nurettin bin Tusi diye birisi var. Amasya'da kadı. Evet. O zaman çok yani müttaki bir hayatı varmış. Hı hı. Tamamen takva üzeri yaşayan biri 70 akçe ile Amasya'dan emekli olmuş. İstanbul'a gelmiş. O zaman Konstantinye tabi. Oraya gelmiş öyle bir hırs, öyle bir ticarete girmiş. Amasya'daki o gadı Nurettin Mintuz ondan alaka yok yani. Oradaki zühtlük, takvalık hiç alakası Orada yok. Orada kalmış. Orada kalmış. Öyle bir hırs, zengin, hamlar, hamamlar, kervansalaylar çok şeyler yaptırmış. Bir gün devrim paşası İbrahim Paşa'ya davetiye göndermiş. İbrahim Paşa da bunun e, Amasya'dayken takva olup İstanbul'a gelince Böyle mal hırsı, malı çok sevdiği e, haberini o da duymuş. Hmm. Bir gün İbrahim Paşa'ya bir davetiye gelmiş. Nurettin bin tosi şeylerini e, bu mallarını şey verecek. Vakfa devredecek. Devir merasimine. O malların vakıf defterine işlenmesi için o merasime İbrahim Paşa'yı çağırmış. İbrahim Paşa daveti almış. Hayret etmiş. Allah Allah. Yani bu kadar mal hırsı olan, bu kadar mala düşkün olan Bizim kadı nasıl oldu da acaba bunları yani. vakfe devrediyor? Gelmiş. Geldiğinde aynı şeyi kadıya sormuş. Siz çok malı düşkün olduğunuzu, malı çok sevdiğinizi, aşırı derecede sevdiğinizi ben duyuyordum. Nasıl oluyor da bunları siz vakfa veriyorsunuz? Diyor ki kadı doğru söylemişler. Malı o kadar çok seviyorum ki sevdiğim için burada bırakmayıp yanımda götürmem için bunları vakfa devrediyorum demiş. Ya evet. Yani zekat geçici olan malı kalıcı yapmaktır. Sadı, Diğerleri sadaka-i olacak o, o. Bitti. Yanında sevap olarak, anlar. Hayır olarak, sevap olarak götürüyor yanında. Evet. Zekat da geçici malı kalıcı yapmaktır. Ve Cenab-ı Hak diyor ki nasıl buyuruyor ki veme enfaktum min hayrin feveh yuklifu. Siz hayır olarak ne verirseniz Allah onun halefini verir. Yerisini verir, doldurur. Yani bu Allah'ın vadidir. Cenab-ı Hakk'ın teminatıdır, sözüdür. Evet. Mevlana şöyle bir örnek veriyor. Ekim zamanında diyor, çiftçiler ambardaki buğdayın tamamını alıp tarlaya serpiyor. Ambarda bir şey kalmıyor. Ama arkadan ambar dolu dolu kat, e, defalarca dolacak şekilde Geri doluyor. Hı hı. Eğer onu o, aynen o gibidir diyor, ekmek gibidir. Tarlaya ekmek gibidir zekat. Evet. Ve bir de zekat bir vücut düşünelim. Bir bedenin eline, eline, koluna, bacağına neresi bir yerine kan gitmiyorsa orada hayat olur mu? Kan gitme diye de hayat olmaz. Zekat da aynen Müslüman alemi içerisinde kanın vücuttaki bütün damarlarının en ücra yerlerine dolaştığı gibi dolaşması lazım. Dolaşmadığı yerde hayat olmaz. Hayat olmadığı zaman da efendim o zenginler onlardan sorumlu. Hatta Mesela bugün Allah korusun bir kadın kötü yola düşüyorsa veya birisi hırsızlık yapıyorsa, yokluktan yapıyorsa. Bunda onun hatası kadar onlara zekatlarını vermeyen zenginler sorumlu değil mi? Bu sosyal adaleti sağlamayan, Aynen. efendim ortada huzursuzları huzuru huzurla yapmaya de. çalışan zenginlerin hiç mi sorumluluğu yok diye düşünmeliyiz. Keşke hakkıyla verilse de bütün zekatlar adalet sağlansa sosyal adalet. Zekat Zenginlerin malına karışmış fakirlerin hakkıdır. hakkıdır. Ve zekat, zengin zekat vermekle fakire lütfetmiyor. Aynen. Hatta bir zengin demeli ki fakirin ihtiyacını gidermekten ziyade benim o sevaba ihtiyacım var diye düşünmeli. Kendisinin muhtaç olduğunu düşünmeli. Evet. Aynı zamanda zekat ve sadakalar, hani eskiden Erzurum'a bir şey göndereceğiz mesela yurt dışına gibi postaneler var veya kargolar var. Ahirete dedemize nasıl göndereceğiz? Babamıza, annemize nasıl? göndereceğiz? oranın kargosu neresi? İşte o fakirler efendim bu hayır müesseseleri ahiret kargoları. Ahirete gönderilen şeyler evet. annemize, babamıza gönderdiğimiz şeyler onlar vasıtasıyla gittiğini unutmamalı. Yani onlar bizim için bir nimettir. Değerli izleyenlerimiz evet. çok önemli güzel bir örnek verdi hocamız. Yani sadece kendimiz değil bizi yetiştiren büyüklerimiz ahirete gitmiş olanlarında efendim onların hediyelerinde onların sevaplarında bu şekilde gönderme e, yolunu e, açtı gösterdi bize aynı bir kargo örneğini vererek bir PTT kargo veya diğer kargolar evet çok teşekkür ederim. Devam edin hocam lütfen. Kime verelim? İmam-ı Rabbani diyor ki: "Malı zar zarardan korumanın ilacı zekat vermektir." Peygamberimiz Aleyhisselam da Ma telefe malun fi berrin ve la bahrin bi hapsi zeka. Bir mal karada, denizde hiçbir yerde zayi olmaz. Ancak zekatı verilmezse zayi olur. Evet. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselam zekatı verilen mal zayi olur. Yani zarar gelmez, helake uğramaz. Sigortası olmuş Sigortası oluyor. Sigortası olmuş oluyor. Aynen şey gibi. Hani minarelerde var ya parakaner, parakaner, para 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 görevi yapıyor yani. Evet, koruyucu oluyor. Ancak zekatı verilmeyen mal telef olur. Eğer malımızda bir şey varsa, efendim, bir zarar varsa, bir, bir, o hatayı kendimizde aramamız lazım. Başka bir hadis-i şeriflerinde Peygamberimiz Aleyhisselam Ez zekatü kantaratül İslam. Zekat bir köprüdür. Fakirle zengin arasında köprüdür. Zekat cennetle kişi arasında köprüdür. Allah Allah. Zekat toplumda sevgiye vesile olan bir köprüdür. Yani zekat veren yani düşünür. Zengin olan Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede Allah zenginliği dilediğine verir. Eğer bu zenginlik akılla olsa nice akıllı insanlar var. 3-4 tane fakülte diploması var ama asgari ücretle iş arıyor. Arıyor. Evet. Ama nice ilkokulunu bitirmemiş insanlar var. En zengin. Demek ki o da gayret ediyor ama olmuyor. Demek ki zenginlik Allah'ın lütfu. Öyleyse o lütfun değerini bilip zekatını vermeyi ihmal etmemek lazım. Bir hadis-i şeriflerin daha Peygamberimiz Aleyhisselam. Hassını embeleküm bi zekati. Mallarınızı zekatla koruyunuz. Vedavü merdâküm bi sadakati. Hastalıklarınızı sadaka ile zekatla tedavi ediniz diyor. Yani o fakirin duasını alınız. Evet. Tedavi ediniz. Vestakbalu embecel belâi bi duai ve tedarru. Bela dalgalarını da üzerinize gelen bela dalgalarını da dua ile Evet. Allah'a sığınınız, karşılayınız diyor yani. Evet. Hocam e, bu çok güzel bir e, husus söyledikleriniz. Demek ki e, fakirin hakkı bu. Bu kesinlikle. kesinlikle. Bizim şeyimizi yani zekatı verirken elimizi çok böyle cömertçe davranmamız lazım. Bir de zekatı kime verelim diyelim ondan sonra Kadir gecesini bahsedelim. Kime? Bir şey daha söyleyeyim. söyleyeyim falan izleksiniz. hani bir takım yerlere tavsiye ediliyor, isteniyor falan ya ondan söylüyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Bir daha aynı hayır. hadis şeyli. Selafetün diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Uksimu aleyhinne. Vaktimiz dolduğu için o şekilde söyledim. Evet. Size yeminle teminat veriyorum ki üç şey vardır ve uhaddisukum hadisen onu iyi belleyin, altını çizin diyor. Sadaka malı eksiltmez. Yemin ediyorum diyor Peygamberimiz. Zekat malı eksiltmez Çok diyor. Çok önemli evet. Evet. Ne buyurmuştunuz? Ben Hocam kime vereceğimizi. Aa zekatı Yukarıya diye. doğru anne baba dedeler onlara verilmez. Çünkü onların malı zaten bize kalıyor. Evet. Torunlar, çocuklar aşağıya doğru inince Bakmak onlara da ülkenemiz. verilmez. Çünkü bizim malımız onlara kalıyor. Onlardan haricinde kardeşlere, amcalara, dayılara, teyzelere fakir olan kim olursa hepsine verilir. Konu komşu yanlara doğru. Hepsine verilir. Yakınlardan başlayarak verilir. Çok teşekkür ederim. Allah Şu, razı olsun. Bu, bu tabii geniş bir konu ama verdiğiniz özet bilgiler bizim için çok değerli izleyenlerimiz için de. Kadir Gecesi hakkında da e, zaten Kur'an-ı Kerim açıkça beyan ediyor. Bizim dualarımızı, şeyimizi söyleyelim, dileklerimizi de söyleyelim. Vaktimiz dolmak üzere evet. iftar saat öncesinde. Evet. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı bir gece. Yani nasıl önceki ümmetlerin ömürlerinin uzun olduğu, Peygamberimiz Aleyhisselam bizim ümmetinin ömrünün kısa olduğu, Peygamberimiz Aleyhisselam'a haber verilince üzülmüş. Cenab-ı Hak da onu teselli için bin aydan daha hayırlı, 80 yılı tekabül eden bir geceyi Cenab-ı Hak senin ümmetine verdim diye Peygamberimiz'e adeta müjdedir yani. Bize müjdedir. Tamam. Kadir Gecesi şöyle diyor. Eskiden 3 saatte varılan veya da eskiden mesela iki ayda hacca varıyorlardı. Şimdi 3 saatte varıyorsun. Kadir Gecesi aynı onun gibi. Eskideki ümmetlerin yüz senede aldığını biz bir, ge bir gecede alıyoruz. Aynen uçakla yu, iki ayda varılan yeri bir saatte vardığımız, evet. iki saatte vardığımız gibi. Evet, değerli izleyenlerimiz e, Kadir Geceniz şimdiden mübarek olsun. Bu geceyi bol ibadet ederek, bol dua ederek geçirelim inşallah. E, biz de sizlere dua edelim, sizler de bize dua ediniz. E, değerli hocama çok teşekkür ediyorum. E, dua etmesini diliyorum e, efendim. Kadir Gecemiz mübarek olsun. Yayınımız devam ediyor ve devam edecek bu akşam da bütün gece... Sizlerle beraber olacağız ama şu anda iftar saati programımız dolduğu için e, veda etmek durumundayız. Cenab-ı Allah çok kadir gecelerine erdirsin cümlemizi huzur ile esenlik içerisinde. Hayırlısıyla bayramlara kavuştursun Rabbim diye dua ediyorum. E, hocama bu katılımından ve gerdi, vermiş olduğu güzel bilgilerden dolayı candan teşekkür ediyorum. Hem sizler adına hem kendi adıma tekrar başka yayınlarda buluşmayı diliyorum. Ee, çok dolu e, bu konularda e, değerli bir arkadaşımız, değerli bir hocamız. İnşallah tekrar beraber olacağız. Allah'a emanet olunuz. Kadir geceniz mübarek olsun. Bin aydan daha hayırlı olsun efendim. Allah'a emanet olunuz.